liga, la liga turca, infelizmente hay mucho parón de juego y eso te corta el juego y la calidad. Yo creo que si podrían dejar al juego, ¿me entiendes? Más pasar el juego, menos pitar falta, pues la calidad sería mucho mejor. Şöyle toparlayabiliriz. Genel olarak kaliteli bir lig olduğunu düşünüyorum. Özellikle ilk 60 dakika başlangıç düdüğünden 60. dakikaya kadar gelene kadar gerçekten çok disiplinli bir lig, disiplinli bir oyun görebiliyoruz sahada. Ya da boşlukların çok fazla olmadığı şeklinde de tarif edebiliriz ama 60'tan sonra her iki tarafta da hem hücumda hem defans hattında belli başlı boşluklar oluşuyor. Bence Türkiye Ligi'ni büyük liglerden daha büyük liglerden ayıran en temel fark o 90 dakikalık süreye o işin tamamına yayılamayışı. İlk 60 dakikadan sonra yavaş yavaş takımlar ve oyuncular yoruldukça o boşluklar açılıyor. Öyle bir fark tam bahsedebiliriz. Daha sonrasında tabii oyun çok duruyor. Maalesef çok fazla oyuna müdahale olduğu için çok fazla düdük sesiyle karşılaştığımız için maçlarda o oyunun durması da akmaması da maalesef kaliteyi düşüren faktörlerden. Genel olarak böyle iki başlık gibi bir şey verebilirim ligin kalitesini anlatmaya çalışırken. Ahora he visto a Sasha Boy. Que para mí es uno de los mejores del mundo en su puesto. He visto a Kerem que sigue, que cree mucho en él, con mucho carácter, mucha personalidad y que juega a un alto nivel. Y estoy contento para ellos y Usera también que está aquí, mucha experiencia. La verdad que estoy feliz para ellos. Hem Galatasaray adına hem eski orada birlikte olduğum takım arkadaşlarım adına çok mutluyum. İyi bir performans gösteriyor ve gruptan da çıkıp belki hani son 16'ya kadar oradan da sonrasını yapabilecek bir durumda olabilir. Kim bilebilir? Çünkü iyi bir durumda Galatasaray. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde de olmaları çok önemli ülke içinde. Orada çok uzun zamandır tanıdığım eski arkadaşlarım var, sevdiğim, sürekli irtibatta olduğum kişiler var. Oyuncu bazlı da konuşacak olursak mesela Sasha Boy kendi pozisyonunda belki de dünyanın en iyilerinden biri. Çok iyi performansla götürüyor. Kerem yine çok yüksek seviyede, çok karakterli bir oyun ortaya koyuyor. Uzun yıllardır tanıdığımız Muslera her zaman takım için orada çok önemli bir parça. Genel olarak onlar adına çok mutluyum. Espero que él y su familia están bien. Çok güzel anılarımız var. Çok güzel şeyler kazandık. Büyük başarılar elde ettik. Kupalar kazandık. Şu anda belki herhangi bir takımın teknik direktörlüğünü yapmıyor ama tabii ki de her zaman en iyi yerlerde olacaktır. Sonuçta çok başarılar kazandığımız, birlikte çalışırken de gerçekten çok iyi şeyler yakaladığımız bir teknik direktör. O ve ailesi için de en doğru zamanda ne olacaksa mutlaka zaten Fatih Terim kararı verecektir. O yüzden şu anda çalışıyor ya da çalışmıyor olması çok önemli değil. Sonuçta çok önemli bir isimden bahsediyoruz. O yüzden doğru projeyle mutlaka bir yerde tekrar futbol sahnesinde yerini alır. Fernando Badu Belanda. Okey. Que los dos van muy bien juntos y mucha personalidad, mucha calidad. Los tres van juntos muy bien, entonces lo veo más fuerte en mi época en Turquía. Yani kendi zamanımdan işte Fernando Badu ve Belhanda bu üçlüyü belki de en güçlü orta saha olarak sayabilirim. Hem kalite anlamında hem karakter anlamında böyle söyleyebilirim. Soso.